Sevgili öğrenciler, sizlere bugün Eczacılık Fakültemizden bahsedeceğim. Eczacılık Fakültemiz Türkiye'de sayıları 3 olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetine başlamıştır. Üniversitemiz ve fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihi ve 30.425 sayılı resmi gazetede yayınlanan ek madde 195'te resmi olarak kurulmuş olup Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu'nun liderliğinde faaliyetlerine başlamıştır. Akademik personel yapımız ağırlıklı olarak eczacılardan oluşmakta olup yine diğer akademik personelimiz temel eczacılık bilimlerine destek amacıyla görevlerini sürdürmektedirler. Dekanımız Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu ve dekan yardımcılarımız, doktor öğretim üyeleri Ekrem Murat Gönalan ve Nur Nehir Baltacı görevlerini ifşa etmektedirler. Diğer bölümlerde ana bilim dallarından görevli birçok öğretim üyemiz kadromuzda mevcuttur. Yine öğretim üyeleri kadromuzu bu etkinlikte toplu halde görmektesiniz. Sizlere eczacılığı farklı bir bakış açısıyla tanıtmak istiyorum. Çünkü eczacılık mesleği multidisipliner bir yapıda olup içerisinde tıp, doğa ve temel fen bilimlerini içine barındıran bir yapı oluşmaktadır. Eczacılar her şeyden önce sağlık sektöründe hekimler, aşçılar ve diğer sağlık çalışanlarının oluşturduğu zincirin önemli bir arkasını oluşturmakta. İlaçla ilgili her türlü bilgi ve donanıma sahip olduklarından sağlıkla ilgili her alanda olmazsa olmaz konumdadırlar. Bu özellikleriyle eczacılarımız ilaç endüstrisinde Ar-Ge merkezlerinde kalite kontrol, kalite güvence, patent, üretim, ruhsatlandırma, klinik araştırmalar, pazarlama ürün yönetimleri, kozmetoloji, biyoteknoloji ve fitoterapi gibi çok çeşitli alanlarda iş ve yükselme imkanları bulabilmektedirler. Kamu ve özel hastane eczanelerinde veya uzmanlığa bağlı olarak klinik eczacı kadrolarında görev alabilme imkanı yine bulabilmektedirler. Mezuniyet sonrasında eczacının ilaç veya hasta odaklı çeşitli dallarında uzmanlaşarak ülkemizdeki birçok eczacılık fakültesinden birinde akademik kariyerde yükselme ya da sayıları giderek artan araştırma merkezlerinde ve teknoloji enstitülerinde araştırmacı olabilme fırsatı kendilerine sunulabilmektedir. Yine aynı zamanda isteyen mezunlarımız için de eczane eczacılığı ve kendi işine sahip olabilme fırsatı her zaman için mevcuttur. Neden eczacılığın yanı sıra neden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih edeceksiniz? Bunlara kısaca değinecek olursak, fakültemiz ÖSYM puan sıralamasında son 2 yılda en çok tercih edilen fakülteler arasına girmeyi başarabilmiştir. Genç, dinamik ve yüksek motivasyona sahip bilimi hem üreten hem de öğreten akademik kadrolarımızla çağdaş ve yenilikçi eğitime ulaşma ayrıcalığını bulabilirsiniz. Mesleğinizdeki gelişimleri aktif eğitimlerimizle internet üzerinden rahatlıkla güncel olarak takip edebilme olanağına sahipsiniz. Eğitim dışında kalan zamanlarınızda öğrenci kulüplerimiz için ayrılmış mekanda bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılarak kişisel gelişimimize katkıda bulunabilirsiniz. İlaç endüstrisi ve meslek örgütleriyle iç içe uygulamalı eğitim alma ve mesleki konularda seminerlerin verildiği kariyer günleri etkinliklerinden yararlanabilirsiniz. Veri teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda ilaç formülasyon geliştirme ve bilgisayar kaynaklı ilaç ekstraksiyonları, formülasyon, kozmetik projenizi yürütebilirsiniz. Belki de mezuniyet öncesi bir patent projesinde adınız niye olmasın? Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora
programlarımızdan yararlanarak kariyeriniz için iyi bir yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca Erasmus ile yurt dışında eğitim alabilme imkanınızın olması, bilimsel temelli serbest eczane, arsane eczanesi, kamu kuruluşları ve endüstriyel sanayi eczacılığı ve Ar-Ge merkezlerinde yapılan yoğun staj dönemleriniz sizleri bekliyor olacaktır üniversitenizde. Eczacılığa biraz daha tanıtıcı bir girişim yapacak olursak, bölümlerimiz 3 ana temel bilimler oluşmaktadır. Bunlar temel eczacılık bilimleri bölümü, eczacılık meslek bilimleri bölümü ve eczacılık teknolojisi bölümünden oluşmaktadır. Eczacılık temel bilimleri bölümü 5 ana bilim dalına ayrılmakta. Bunlardan antik kimya ana bilim dalı, bir numuneyi oluşturan maddelerin kimyasal bileşenlerin kalitatif ve kantitatif analizleriyle ilgilenen ana bilim dalını oluşturmakta, maddelerin tanımlanması ve anıt miktarının belirlenmesi amacıyla yaş ve enstrümantal yöntemleri sıklıkla kullanabilmektedir. Biyokimya ana bilim dalımız, biyolojik süreçlerin hücresel ve moleküler düzeyde incelendiği, canlı sistemlerdeki yaşamsal faaliyetlerin kimyasal işleyişinin belirlenebilmesi amacıyla biyoloji ve fizyoloji gibi farklı disiplinlerin birleşmesi oluşan bir bilim dalıdır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında DNA, RNA ve protein gibi biyomoleküllerin düzeylerinde oluşan farklılıkları inceleyerek hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve tedaviye yönelik ilaç tasarımı ile hedef yerlerin saptanmasında önemli görevler üstlenmesiyle öne çıkan bir bilim dalımızdır. Farmasötik botanik ana bilim dalımız, eczacının temel ana madde kaynaklarından birisi de doğal ürünlerdir. Ve bu doğal ürünlerin en büyük kısmını bitkiler oluşturur. Bir eczacının ilaç ana maddesi olarak kullanılan bitkileri tanıması ve bilmesi gerekliliği tüm ülkelerin yemsemiş olduğu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Farmasötik botanik, eczacılık fakültesi öğrencilerine tıbbi bitkileri yoğunlardan elde edilen dropları tanıtmayı amaçlayan uygulamalı bir derstir. Ve sadece eczacılık fakülteleri programlarından yer almaktadır. Mikrobiyoloji ana bilim dalımız interdisipliner bir bilim dalı olup canlılarda enfeksiyona neden olan tüm mikroorganizmaların morfolojik ve klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yöntemlerini araştırmaktadır. Temel bilimlerden ana bilim dalımız olan eczacılık temel bilimleri, çalışma alanları, biyopolimerler, biyomedikal ürünler, nanoteknoloji, kontrol ilaç taşıyıcı ve salım sistemleri, mikrobiyal biyoteknoloji, moleküler biyoloji, immüno ve immünotoksite testleri, yüksek kültürü çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirici ve teknolojisi konularıyla ilgilenmektedir. Eczacılık, meslek bilimlerin bölümümüz yine aynı şekilde 5 ana bilim dalından oluşmakta. Bunlardan farmasötik kimya ana bilim dalımız karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılamak için biyolojik olarak aktif ilaç adayı olabilecek moleküllerin tasarımını, sentezini ve biyolojik etkili çalışmalarıyla ilgilenmekte. Farmasötik ve medisinsel kimya araştırma alanları ve hedeflerin en önemlilerinden bir kısmını ilaç keşfi ve yapay zeka oluşturmaktadır. Özetle farmasötik kimya saç ayağı, yapay zeka, yeni ilaç keşfi ve insan sağlığı diyebiliriz. Farmakokinez ana bilim dalımız temel olarak doğal kaynaklı ilaç ham maddeleriyle ilgilenen bir ana bilim dalıdır. Doğal kaynaklar olan bitkisel, hayvansal, mineral, mikroorganizma, deniz canlılarının toplanması, nakliyesi, kurutulması, saklanmasının ardından morfolojik ve mikroskopik teşhisleri gerçekleştirilir. Devamında ise ekserlerin arızalanması, yani kurtulmuş bitkinin toz edilmesi, sıcak ve soğuk ekstraksiyonları, elde eden sağ bileşiklerin yapılarının ultraviyole, nükleer manyetik rezonans ve kütle spektrofotometresi ile aydınlatılması gibi konular işler. Ekserler, fraksiyonlar, sağ bileşiklerin biyolojik aktivitelerin in vitro ve in vivo olarak araştırmasını inceler. Elde edilen etkili kısımların potansiyel ilaç ham maddesi formülasyonunda kullanılması ve halk sağlığında kullanılan ilaçların elde edilmesine kadar bütün basamakları kapsar. Bu doğal kaynakların araştırılmasında halk arasında kullanılışını araştırarak
bilimsel bir temele oturtmaya çalışıyor. Farmakoloji ana bilim dalımız, farmakolojinin temel esasları hakkında bilgi vermenin yanında ilaçların farmakokinetik ve farmakodinaminin önemini, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç-ilaç etkileşimlerinin önemini öğretmeye esas almaktadır. Farmasötik toksikoloji ana bilim dalımız, kelime anlamıyla zehir bilimi olan toksikoloji, kısaca biyotik adı verilen biyolojik sistemlere yabancı olan tüm maddelerin canlılar üzerindeki zararlı etkileriyle mekanizmalarını inceleyen, zararsızlık limitlerini belirleyen, güvenlik değerlendirmelerini ve risk analizini yapan bir bilim dalını oluşturmaktadır. Eczacılık işletmeciliği ana bilim dalımız, sosyal eczacılık ve serbest eczacılık, hastane eczacılığı, ilaç endüstrisi eczacılığı ve kamu eczacılığında ilaç yönetimi, eczacılık uygulamaları, farmakoekonomi, farmakoepidemiyoloji, farmakoantropoloji, farmakoetik, farmasötik pazarlama, ilaç lojistiği, ilaçların fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, patent çalışmaları, hasta eczacı iletişimleri, akılcı ilaç kullanımı, ilaç oyuncu, eczacılık tarihi, eczacının çalışma ortamı, iş doyumları, tükenmişlik sendromları, iş aile çalışması gibi psikoloji ve eczacılık eğitimi üzerinde çalışmalar yapan bir bilim dalımızdır. Diğer ana bölümümüz olan eczacılık teknolojisi bölümü 3 ana bilim dalından oluşmakta olup farmasi teknoloji ana bilim dalı, farmasi biyoteknoloji ana bilim dalı ve radyofarmasi ana bilim dalından oluşmaktadır. Farmasi teknoloji ana bilim dalımız doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeleri kullanarak çeşitli farmasi ilaç şeklinin tasarımında bilimsel esaslar temelinde klinik uygulamaları da kapsayacak şekilde endüstriyel olarak üretimi gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapan, uğraş veren bir bilim dalımızdır. Farmasi biyoteknoloji ana bilim dalımız, ilaçların biyoteknolojik bir yöntemlerle üretilmesidir. İlaç biyoteknolojisi günümüzde hızla gelişen bir bilim dalıdır. Biyoteknolojide hızlı değişim ve ilerleyiş, farmasi alanında koruyucu, diagnoz ve tedavi edici olarak nükleik asitler, DNA veya RNA fragmentleri, monoklonal antikorlar ve peptitler gibi moleküllerin üretimi ve formülasyonunda önemli bir çığır açan bölüm oluşturmaktadırlar. Radyofarmasi bilim dalımızda hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan radyoaktif maddelerden hareketle radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenme, kalite kontrolü, kaliteden tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılıklarına radyofarmasi diyoruz ve bu işlerle uğraşan eczacıya radyofarmasist yani nükleer eczacı denmektedir. Bu bilgiler ışığında size yoğun ve zorlu bir eğitime ama çok da başarılı ve insana fayda olacağınız bir alana davet ediyoruz. Sizleri eczacı adayı olmaya fakültemizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.